Konumuz ne? Gobenak'ta kiralar. Hadi gel. Ben size pahalı yerlerden bir gideyim. Mesela bak. Eve bak abi. Çiçek. Mis gibi apartman dairesi. Mutfak Amerikan falan ha. Şikil. 12.500 kron. 14.000 lira falan. Heriflerin verdiği fiyat. Ama olayı şöyle değerlendirin arkadaşlar. Asgari ücrete. 25.000 deseniz. Türkiye'deki neden 2.500 desen. Bir sıfır at. Yani 1.250 lira bunun kirası. Öyle düşünün. Oğlum 40.000 brüt. Net değil. Onun yarısı vergi. Öyle bakın hadise. Burası çok güzel bir yer. Şurada metro var. Bu metro direkt şehre 14 dakika içerisinde şehrin merkezine, ana merkezine iniyorsunuz. Townhouse'ları çok seviyorum ben. Esas onu göstermek istiyorum size. Abi bu ne biliyor musunuz? Burada yan yana yan yana bitişik nizam. 2-3 katlı evler düşünün. Onlar mesela bak. Bu öyle bir ev. Kendi içinde küçücük bir bahçesi, terası var. İşte bu salonu. Hemen mutfak aynı salonu o kat içerisinde. Burada buzdolabı bilmem nesi. Burada bir tane tuvalet var. Muhtemelen buradan da üst kata çıkılıyordur. Üst katta birinci oda, ikinci oda, üçüncü oda şeklinde. Bir onun üstündeki katta da bir tane büyük yatak odası var. Böyle de ev mesela. Böyle böyle küçük küçük evler. Böyle bak burada görebiliyorsunuz. Hemen giriş katı. Ondan sonra birinci kat. Burada bir oda. Burada iki oda var. Ondan sonra ikinci katta da bir tane oda burada var. Bir tane oda burada var. İki çocuklu bir aile abi. Ara katına veriyorsun iki çocuğu. En üst kata kendin çıkıyorsun. Bir tane odayı giyinme odası yapıyorsun. Bir tane odayı yatak odası yapıyorsun. Veya giyinme çalışma odası. Ne istiyorsan öyle yapıyorsun. Ondan sonra aşağıda terasın bilmem ne ıvır zıvır kendi alanın var. Bir tane tuvalet burada var. 15.250. Yani neredeyse asgari ücret kadar bir para. Neredeyse. Böyle bir evde bir yazılımcı tek başına oturacak kadar para kazanır mı Danimarka'da? Çok rahat kazanır. Yazılımcı ortalama en düşük 45.000 kronla 55.000 kron arası junior, mid level, ITG yazılımcı olur, security olur, bilmem neci olur. 45-55 arası para alır. Bunun yarısı gelsin 25.000 kron para kazanır bu adam. 25-26.000 kron para yaptığı zaman bu adam 15.250'si buraya gider. 900'de utility'si varmış 1000 kron gider. 16.500 kron para harcar bu adam, tamam mı? Aylık. Tek başına yaşayacak bu eşek kadar evde. 2 katlı 5 artı 1 evde. Ulan bayağı güzelmiş lan bu ev. Bayağı iyiymiş lan ev. Burada şöyle bir şey var. Çok saçma. 100 megabit internet 200 kron. 1 gigabit internet 300 kron. Çok pahalı. O yüzden yavaş hız almıyorsunuz. Çok saçma oluyor o zaman. AKN sistemi yok abi. Tamamen sınırsız. Konsepte baktığın zaman adam ne kadar abi? Hemen açalım. Şimdi abi 16.500 kira. Üstüne abi bu adam ödedikten sonra bunu 10.000 cebine para kalıyor. Değil mi? 10.000 DKK kalan paramız var. Bunun hadi diyelim 300'ü internet. Deminki ev gibi evlerde elektrikli ısınma çok yüksek oluyor. O yüzden hani elektrikten biraz yer yani. Hadi 750 kron aylık elektriğe gitsin. 100 kron ufak tefek giderler olsun. Ufak giderler. Adı ne olsun bunun? Muharrem olsun. Muharrem'e ne verelim başka? Hayır hayır, markete falan geçin abi. Yemeğe geçin. Onlara girmeyeceğim. Araba alsın. Araba kiralasın abi. Ne aldıralım bu adama? Mesela Volkswagen'ı kiralatalım bir tane. Aa bak Polo. Ne kadarmış aylığı? Peşinat bu. 2800 kron. Hadi 3000 kron. Otomatik vites. Polo aldıralım mı? Hasat ne oğlum ya? Aşiret paket. Zulgıt Edition. Bu adam şey, sakin olun oğlum. Niye Passat? Daha destur gelmişiz. Abi siz hepiniz zengin adamsınız ya. Bak T-Cross 3500 kron. Uyar mı? 3900'e Golf var. Hay Passat'ınıza, dur Passat bulalım. Tamam dur. Al 4500 kron. 25.000 kron peşinat ödemesi lazım abi bu adamın. Çok para. Arteon var. Sedan yok Passat. Burada 3000 krona arabayı bağlarız. Ben size söyleyeyim. Tamam. 3000 krona bu iş çözülür. 3000 araba. Hemen taksitle bir PC çekelim abimize. Gaming. Kaliteli böyle. Pahalı bir şeyden seçelim. Onun aylığına bakalım. Bu neymiş? i5 10. jenerasyon. 16 GB. RTX 2060. 12 mi yapalım? Ya bu zaten rent-a-frit falan diyor. Yani üstünde çok şey yoktur bunun. Fiyat olarak bakın işte %10 %20 ekleriz. 8900 10.000 kron olsa. 12.000 kron olsa abi. Kasa toplamak pahalıya geliyor oğlum. Yine Türkiye'den ucuz da. 12 ayda ödeyeceğiz değil mi? 1000 kron. 12 ayda da PC'mizi aldık. Ya bu PC olur, elektronik bir şey olur. Önümüzdeki sene de telefon alır herif, tamam mı buna? 500'e de benzin verdik. Şimdi bunları bir toplayalım abi. Elimizde ne kalıyor? 5650. 6000 desen 4000 kron cebimize para kalıyor. Normal şartlarda bir adam bir haftada ne yer ne içer? 1 kilo kıyma yer mi bir haftada bir adam? Başka ne yer içer bu adam? Kola içer değil mi? Pepsi Max olsun. 1,5 litre. Yaz. 12'de o. Başka ne içer bu adam? Çay. Tiryaki. Çaykur. Oo, onun için Türk marketine gitmemiz lazım oğlum. Lipton'la idare edin ya. Earl Grey işte 20 kron. 25 tane var içinde. Lipton okey. 22.95'te bunu, bir haftada bunu içer. 2 tane olsun senin güzel hatırına ya. Çok iç diyor. Başka? Ekmek. Al abi bir tane ekmek. Beyaz peynir ister bu adam. Al bir tane peynir aldık. Başka ne ister? Salatalık ister. Bir tane yeter. Büyük çünkü bunlar, bu kadar.
That's quite big. Böyle. Yumurta değil mi? Aynen. Güzel fikir. Domates ister değil mi? Bir de domates yapıştıralım yanına. Çeri domat. Yapıştır abi bir tane. Yumurta koyalım. Ha böyle büyük bir tane yapıştıralım. Onlu yeter mi? Yoksa böyle 15'li mi yapıştıralım? Su çeşmeden. 15. Tamam. Muharreme tavuk alalım. Bence güzel böyle. 450 göğüs. Aldık bir de tavuk. Yanına abi makarna. Lütfen yani. Biliyorsunuz 3-4 paket makarna ister. Ondan sonra ne ister? Aa yoğurt ister. Süt ister. Kresk yoğurt yapıştıralım bir tane. Bir de kaşar peyniri, tereyağı. Şimdi bir tane süt attım. Tereyağı ekleyelim. Tereyağını da aldık. Oliven. Bir zeytinyağı yapıştıralım. Zeytinimizi de alalım abi. Yeşil zeytin sever mi Muharrem? Al ayçiçek de koyayım. Yeşil zeytin o zaman. Al abi bir tane. Çiçek gibi. Düz yeşil zeytin. Bira istiyor. Tamam kardeşim. Burada musluktan akıyor. Standart bütün Danimarkalıların içtiğinden veriyorum. Kasayla da alabiliriz. Eve de getiriyorlar. Nasıl istersiniz? Ya Bex böyle b**tan biralar söylemeyin bana ya. Danimarka'dasınız oğlum. Bir kasa bira alıyorum o zaman. Standart. Biramı aldım. Başka ne lazım? Nutella. Oğlum bak şeker burada pahalıdır. Bakın şekerli ürünlerde ekstra hayvan gibi vergi var bu ülkede. Haberiniz olsun. Şundan küçükten alsın bari. Kuru yemiş kültürü yok mu? Olma mı güzel kardeşim ya? Al sana hemen kuru yemiş yapıştıralım. Çeşit çeşit kuru yemişler. Bunların ikisi kral. Bunlardan yapıştır birer tane. Kahve. Heh. S**tığımız nokta arkadaşlar. Şimdi anlayacaksınız neden s**tığımızı. Hemen YouTube videosunun sonuna kadar izliyorsunuz. Sonunda beğene tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. O da yetmiyor. Yorum yazıyorsunuz. Böylelikle YouTube'a ekliyorsunuz. YouTube supra. Abi kahve bu ülkede İskandinavlar daha doğrusu nüfus başına en çok kahve içen uluslar. Burada kahve Türkiye'de çay neyse inanılmaz yani. Envai çeşit kahve var abi. Bu mesela filtre kahve. Filtre kahve mi istersin? Espresso, Nespresso makinesi için mi istersin? 427 çeşit ürün var abi burada. Filtre. Evet tamam o zaman en güzeli burada. Al bu. Muhteşem bir ürün bu. Tamam bir tane tuz aldım abi. Meyve istiyordunuz değil mi? Ne alalım meyve? Karpuz falan olur mu? Elma, muz tamam. Elma, yarım kilo üzüm, dörtlü muz, çilek, ahududu, karpuz. İster misiniz? Kavun verem abime. Fazla bunlar. Bir haftayı geçtik. Şampuan. Ulan her hafta şampuan mı kullanacak bu adam? Yani şimdi kafa kel ya. Panten al koydum bir tane. Aylığa çevirsek abi en fazla bunun ederi 2500 kron maksimum. Bence Word'e böyle yazalım. Gidişatımız 2500 DKK. Geriye cebimize 1500 DKK para kalıyor arkadaşlar. İçtik, evde yaşadık. Junior ITC bu. Market alışverişinde artık biramızdan kolamıza bilmem nesinden de o 1500 DKK'da arkadaşlarınla çıktın. Çıktın abi gezdin, tozdun bilmem ne yaptın falan filan. Orada ödeyeceğin para 400 kron falan. Ayda bir kere iki kere çıksan 800 kron yine cebimizde. Cebinde para kalıyor. Hatunla çıkarsan o 1500 kronu 2 akşamda yersin. Ama zaten sevgili kardeşim şöyle bir şey söyleyeceğim. Öyle bir dünya var ki burada. Kışın hava soğuk olduğu zaman zaten çıkamıyorsun dışarı. Zaten dışarıda oturamıyorsun. Evde yapıp yiyorsun yani. Evde eğleneceksin. Öyle bir durum var. Ve buna da hüg ediyorlar. Hani evde oturup güzel güzel takılmaca, keyif yapmaca falan filan. Öyle bir durum var. Şimdi bakın bu adam hiç birikim yapamadı da bu adam 5+1 170 metrekare evde oturuyor. Aslan partisi. Bir dakika. Bu hesapta bir terslik var yani. Muharrem hayvan gibi bir evde oturuyor. Şimdi Muharrem'i kariyeriyle uygun bir eve taşıyalım. Muharrem biraz uçtu Muharrem. Yani altında arabası bilmem nesi falan filan eyvallah da. Muharrem'in biraz çıkardı Muharrem. 5+1 çok fazla abi. Onu bir normale çevirelim. Gel. Abi biz şöyle Muharrem'e bir apartman bulalım. Maksimum oda sayımız 3 olsun. Yani maksimum 2+1 olsun. Kiralama süresi sınırsız olsun. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü şöyle bir problem var Danimarka'da. Eğer kiralama süresi kontratta belirtilirse o sürenin sonunda ev sahibinin sizi oradan çıkartma hakkı var. Ama devletin yaptığı bir takım kiralık alanlar var burada mesela. Özellikle bu bölgede. Bunlar sınırsız. Sen çıkmadığın sürece seni evden çıkartamıyorlar. Burası var mesela. Güzel memleket. Biraz uzak. Şehrin içine gidelim biraz. Metroya yakın yerler arıyorum. Mesela uff bu ne lan? Ooo gençler enteresan bir şey buldum. Yeri acayip iyi. Bu ne la ki böyle? 13.000 kron. 2+1. Abi çok şık be. Görüyor musunuz bak? Eskitilmiş duvarlar falan. Aa çok tatlı ev be. Burası sokak kapısı ha. Evin kapısı burası. Daire numarası yazıyor burada. Katlı evler. Şu sizin GTA'daki gibi. Otel vardı ya. Yok bunlar göstermelik eşya koymuşlar abi. Siz eşya kendiniz koyuyorsunuz. Ama ev harbi şık lan. Abi şunun güzelliğine bak ya. Şşş chat. Oğlum hayal edin.
Bak. Akşamüstü saat 4 gibi falan. Yağmur yağmış. Gün batmış. Sokakta ışıklar. Arabalar böyle şşş diye araba tekerlerinden sesler. Abi elinde bir tane kocaman bir kahve. Balkonda oturdum böyle abicim. Üstünde de bir tane battaniye böyle. Ondan sonra ileride gök gülüyor. Ondan sonra oturuyorsun abi. Yakmışsın sigaranı böyle. Yaşamaya geldik lan bu hayatı Muharrem diyorsun. Sen bir düşündün Muharrem. Kalk Muharrem oğlum. Kalk. Muharrem kalk. İşe gideceğim Muharrem falan diye. Sabah ondan sonra kaldırayım. Bak burada o da çiçek. 13 bin kron. Oğlum eve bak. 700 utility var. Elektrikli değil doğalgazlıdır bu. Bak giderleri nasıl kesiyorum şimdi seyret. 14.500. Bunun ederi. Senin eline kalan para ne oldu? Hadi bakayım. 3.500. Nasıl abi? 3.500 kron oldu. Akşam gezmelik tozmalık para. Birikim birikim hadi bakayım. Yeri de böyle şöyle söyleyeyim size. Yürüyerek 15 dakikada şehir merkezindesin. Yürüyerek. Spor yapacak paramız da var. 250 kron falan sporlar. Benzine de verdim ben 500 kron fazla. 2 depo benzin yaptırdım. 300 krona doluyor benzin. Ev çok güzel. Yeri çok güzeldi. Aklım ona gitti. Yeri muhteşem yani. Şehrin merkezi dediğin şehirde hayat şu 3 yazan yerde atıyor tamam mı? Buralarda atıyor. Ve herifin ev burada. Ya şuradan çıkacak yürüyecek. 15 dakika sonra Avrupa'nın en büyük alışveriş caddesinde herif. Merkezin dibinde. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün barların olduğu yer burası. Evin olduğu yere bak. Ev 97 metrekare babalar. Floor planında bu. 1+1 97 metrekare. Evin kendi müstakil girişi. Salon mutfak bölümü. Beyaz eşyalı veriyorlar evi. Gördükleriniz içinde. Çift camlı ev. Yatak odası. Hall. Bir tane daha oda var lan burada. Bir tane de banyo var. Oğlum bu nasıl iş? Ha, bir odayı iki kere çekmiş. Bak burası antre. Buradan giriyorsun. Kendine ait bir girişi var evin. Burası salon artı mutfak. Bir tane oda burada var. Sonra bir tane koridordan banyoya gidiyor. Artık Muharrem senior oldu. Artık yönetici. Muharrem'in maaşı şu anda 35 bin 40 bin arası. Net aldığı para bu. Muharrem zengin. Lan bu ne? Bu ne oğlum? İki katlı. Garajı var. Alt katta bir sürü oda var. Ve bir tane de banyo var. Giriş katı bu alt katı. Bodrum. Bodrum'da böyle yerler var abi. Bir sürü odası var. Üst kat 3+1. Ama alt katta muhtemelen bunun böyle 2.10 falandır tavan yüksekliği. Tavan yüksekliği 2.30'un altında olduğu zaman Danimarka'da o odalar odadan sayılmıyor. Böylece kiraya dahil edemiyorlar. Evin metrekaresine dahil olamıyor. O yüzden de evin kirasını buradan hesaplıyor. Metrekare cinsinden 3+1 gibi. Bunlar da sana bedavaya hediye oluyor. Bak banyo çalışır. Ha bak bu alt kat gördün mü? Oda yapmış kendine. 2.10 falan. Küçücük. Üst kat banyosu acılar. Deminki alt kat banyosuymuş. Üst kat banyosunu kes. Of. Chat. Bulduk evimizi. Muharrem gel oğlum. Yeni evin hazır aslanım. 23 bin kron baba. Getir Word'ümü. 35 bin kazanıyorduk biz. Isınma mısınma her dahil 26.500 demişler. Götür abi. 26.500. Yani 12.000 ekledik üstüne. 25.000 kazanıyorduk. 12.000 daha eklersen tamam mı? 37.000 eder. Tam 37.000'e. 3.500 yine cebimizde kalıyor abi. Hayatımızda hiçbir şey değişmedi. 35.000 maaşımızı alıyoruz. Krallara ait. Orta seviye yönetici. Lead Architect. Manager. Arabada Passat tamam. Aşiret paket. Zulgıt Edition. Oturduğumuz ev şu. Bahçede böyle canımızın istediği gibi takılıyoruz. Böyle barbekü falan yapıyoruz. Takılıyoruz kafamıza göre. İki katlı evimiz ha. İki banyomuz var. Bu alt kattaki uyduruk banyo. Muharremcim canın istediği zaman buraya a**arsın. Burası böyle zevk için gaming room. Yan yan odası ve gaming roomumuz. 23 bin kron. 3.500 de şey. Aa çiçek gibi. Mis gibi ev. Bence çalışır. Evet arkadaşlar bugün Danimarka'daki kiralara baktık. Hayata baktık. Fiyatlara baktık. Kaç para olduğuna baktık. Danimarka... Ortalama maaş bir şey diyemem abi. Bizim sektörde 30 ila 35 bin kron arası kazanır. Yeni mezun adam 25-30 arası alır. Yani 20 binin üstüne çıkar yani. Yeni mezun dediğim hani bilgisayar mühendisliği mezunu junior developer dedim. Yeni mezun dediğim o. 25-30 arası alır. Ondan sonra 30'un üstü işte mid seviye yönetici 30-35 arası. Artık bir tık yukarıda artık lead bilmem ne bilen manager bu adam dedim mi 35 ve üzerine çıkar. Hepinizi öpüyoruz YouTube'cum. Bye YouTube. Abone olun oğlum.